www.benguturk.com. Doğruları öğrenmek için benguturk.com. Haberin doğru adresi. Sivil toplum örgütleri bu konulara girsinler. Hazırlıklarını yapsınlar ama ilmi ve akademik yapsınlar. Öyle slogan dernekçiliği, işte dernek başkanı olayım birileri bana o başkanım desin diye dernekçilik lütfen yapmasınlar. Özverili olsunlar. Bu vatana hepimizin bir borcu varsa bunu ucundan bucağından tutup ödeyelim. Ve bunun karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Yani insanlar... Evet. Gelelim. Ben oradaydım. Ne diyoruz? Ferman diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu tabii bu mücadelelerin Fahri Ferman, silahlı kuvvelerin o şeyle okuyayım. Kuvvelerin talim ve tadris merkezinin şahsi heyetinin harbi vatanperverlik terbiyesi içinde faal iştirak ettiğine göre teltif edilir. Kime? Yalova'dan asılsız Ermeni iddialarına karşı mübarize derneğinin başkanı Şemsettin Gürtekin. Evet, o hayatımda aldığım en onurlu gösterelim. Fermandır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bana Fahri Hemşerileri beratı verdikleri için de teşekkür ediyorum. Şöyle bir görebilirim arkadaşlar bunu. Evet, bu benim çocuklarıma bırakacağım çok önemli bir mirastır. Ama burada bu fermanın alınmasında benim canlarım var. Yavuz Irmak Bey var. Canım ciğerim. Yusuf Sayar var. Yüreğim. Ayhan Kaya var. Kolum. Musa Kırkık Bey var. Diğer bir kolum. Ahmet Dolgun var, bir parçam ve Tuğrul Naci Tarhan var. 7 kişi, hani Azerbaycan terimiyle söyleyelim, 7 nefer. Bu 7 nefer kendi çocuklarının rızkından kesip bu işlere kendilerini vakfetmiş insanlar. Bunlar bu ülkeyi karşılıksız sevenlerden ve hep özlemleri şu, bunlar anlatılsın, bu gerçekler bilinsin, taraflı tarafsız, hani dedik ya, o masaya oturulsun, oturabilirlerse, güçleri varsa gelsin o masaya otursunlar, bu iş bir bakalım nerede sonuçlanacak. Biz nerede sonuçlanacağını biliyoruz, çok rahatız. Ben bize bu imkanı verdiğiniz için şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarınıza ve Bengü Türk'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok Türk dünyası ama için bu bir, bizim sunduğumuz bir imkan değil. Yani bu stüdyo, bu mikrofon, bu kameralar her zaman böylesine çabalara açık. Bu arada bazı izleyicilerimizden gelen bir soru üzerine bir şey yöneltmek istiyorum. Yönetmen arkadaşım tabii, buyurun. Şimdi uyarıyor. Bu çalışmalarla ilgili bir böyle bir kitap düşünüyor musunuz? Bunları kitaplaştırmayı düşünüyor musunuz? Şimdi, şu ana kadar bu tür bir yayın çalışması var mı? Murat Bey, biz hiç kimseden yardım görmüyoruz. Hiç kimse bize yardım etmiyor. Size samimi söylüyorum. Samimiyetime lütfen inanın. Bu bizim özverilerimizle, bizim kendi cebimizden ayırdığımız şeylerle yapıyoruz. Biz Yalova ve çevresindeki Ermeni faaliyetleri adlı bir kitap bastırdık. Amatördü ama basılması gerekiyordu. Amatör bir çalışmaydı. Çok ilmi bir çalışma değildi. İnşallah bundan sonra Yalova'daki arkadaşlarımız, bu işle uğraşanlar daha güzelini yapar. Onu yaptık. Bu elinizdeki dergiyi Yalova'daki tarih öğretmenlerimizle beraber evet, bunu Yalova Belediyesi üstlendi. 5000 tane bastırdık ve dağıttık. Bunun içindeki tarih öğretmenlerimize yazdıkları yazılardan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Biz hocalığıyla ilgili size CD'lerini sunmuştum. O CD'leri dağıttık. 2000-3000 tane CD yaptık, dağıttık. Ve biz bir kütüphane oluşturduk. Kütüphanemiz
dernekten bağımsız ama derneğe bağlı ama Ermeni meselesiyle ilgili ne kadar kitap isterseniz orada bulabileceğiniz bir kütüphane oluşturduk. Evet. Halkımıza dedik ki, vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize, buyurun kütüphanemiz bura, küçük ama ben çıkabilen bütün yayınları alıp toplamaya çalışıyorum. Bu arada biz mesleğinizle ilgili de bir şeyde bulunmadık, sohbette bulunmadık. Ben öğretmenim. Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun ki bana böyle yüce bir görevi nasip etti. Bu dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olmak isterim. Çünkü uğraştığımız grup, eğitmeye çalıştığımız grup bizim geleceğimiz. Öğretmenlik çok farklı. Herkes öğretmen olamaz. Ama öğretmenliğe de başlayan öğretmenliği bırakamaz. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Evet. Biliyorum, bu arada tabii Ahmet Bey'i de, Ahmet Şafak Bey'e de özellikle Bakü'deki konseri muhteşem bir konserdi. Bir konserden öte bir şeydi hakikaten. Çok farklı bir duyguydu. Bu vesileyle bir kez yani, daha 1800 kişi salonun içerisindeydi. Bir o kadar insan dışarıda yer bulamadığı için giremedi. Ve tabii buradan şunu söyleyelim. Bakü'de ilk defa 18 Mart kutlandı. Çanakkale Zaferi kutlandı. Bu çok önemlidir. Bunda ucundan bucağından katkımız olduğu için de seviniyorum. Tenzile Rüstem Hanlı'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah onlara ve onun gibi insanlara uzun ömürler nasip etsin. Size de başarılar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada ben daha sonra seyircilerimizin de kutlayacağım ama sizin de bu arada yeni gün Nevruz'unuzu kutlayayım. Hatta orada herkesin birbirine hitap ettiği şekilde bayram mübarek diyeyim. Bayram mübarek. Bayram mübarek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra efendim. Da buradan da açıkça söylüyorum, ilan ediyorum. Bu konuda yapabileceğimiz ne olursa her türlü katkıya, yapabildiğimiz kadarıyla her türlü katkıya ve bu uğurda talep demiyorum, rica demiyorum. Bu uğurdaki her türlü emrinize de hazırız. Onu da çok teşekkür ederim Murat Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Şimdi tabii gündemimiz bu idi. Özellikle Nevruz günü bunu konuşmak istedik. Zaten oradan da geliyoruz. Bu vahşete, asıl soykırıma, soykırım gerçeğine gözlerimizle tanıklık ettik. Bunu daha çok konuşacağız. Daha ayrıntılı bir şekilde Guba'da olan biteni ve oranın gerçeğini sizlere aktaracağız önümüzdeki günlerde. Ama bugün Türkiye'nin konuşması gereken iki farklı konunun daha olduğunu düşünüyorum. Ufkun ötesinde sonuna doğru bu iki konuyu işleyelim istiyorum. Öncelikle bir yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Ufkun ötesi ile ilgili bir VTR olacak. O VTR'yi bir izleyelim. Onun ardından birkaç cümle sözüm var. Tarih boyunca Doğu ile Batı'yı Müslümanlarla Hristiyanları ayrıştıran en büyük çatışmaların Haçlı seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı seferleri aynı zamanda tüm bu tarafların birbirini tanıdığı, birbiriyle iletişime geçtiği, birbiriyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu dönemlerdir. Sayın Başbakanımız konuşuyor. İspanya'da İncil'den pasajlar okuyor. İncil'den pasajlar. Allah Allah. Ardından efendim bu Haçlı seferleri neymiş? Bir çatışma seferleri değilmiş hakikatte. İnsanların tanışması, ittifak etmesi seferleri halindeymiş. Yahu İlkokul 3. sınıf tarih kitabını okumuş bir çocuk bile bu ifadeyi vallahi kullanmaz. Birinci Kılıç Arslan kim? Büyük Selçuklu kim? Selahaddin Eyyubi kim? Bu coğrafyaya o Selçuklu döneminin büyüklerinin devrisi adetlerinde bütün bir Haçlı dünyası, papazların önderliğinde İslam coğrafyasındaki Müslümanların kökünü kazımak için seferber oluyorlar, akın akın geliyorlar. Sen diyorsun ki bunlar kardeşlik için geldiler. Sen kimi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun?
Hadi o eski tarihte kaldı. Ondan kandırıyorsun da Çanakkale'yi görmüyor musun? Sakarya Meydan Muharebesi'ni görmüyor musun? İnönü Muharebesi'ni görmüyor musun? Erzurum'un işgalini görmüyor musun? Şimdi Sayın Başbakan'ın konuşması ve ardından da bu konuda yapılan değerlendirmeyi niye ekrana getirdik? Hakikaten bugün Türkiye iki tane Allah'ın işine bak ki dedirten olayla karşılaştı. Bunlardan biri buydu. Başbakan Erdoğan'ın bu görüntüler ve bu yorum sanal alemde, yani internet dünyasında son günlerde oldukça sıkça kullanılıyor, çok da yaygın. Burada ilginç olan nokta şu: Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Haçlı ordusunu bir kültür alışverişi, Haçlı seferlerini bir kültür alışverişi gibi ifade ederek sanki çok iyi bir şeymiş algısı yaratırken, bugün Rusya Başbakanı Putin ilginç bir söz sarf etti ve dedi ki 1973 sayılı Birleşmiş Milletler kararı Haçlı ordularını hatırlatıyor. Yani Libya'ya yapılan operasyon için Putin bunları söyledi. İşte Allah'ın işine bak ki dediğimiz nokta bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Haçlı seferlerini bir kültür alışverişi, bir medeniyet teması gibi algılarken, Rusya'nın Başbakanı Libya'ya yapılan operasyonu kötülemek ya da en azından protesto etmek, kınamak adına, kötü bir şey olduğunu ifade etmek adına 1973 sayılı kararın bir Haçlı ordusu uygulamasına benzediğini ifade ediyor. Biz de tabii bu yüzden diyoruz Allah'ın işine bak diye. Ama bir diğer nokta daha var. Arkadaşlarım, yönetmen arkadaşım o görüntüleri de girerse, bugün iki farklı olay, iki farklı noktada iki olay vardı. Bir tanesi şu an görüntülerinizde var. Gelen kişi bir milletvekili ve karşısında da bir komiser. Tokadı gördünüz. Tokat atıyor bir başkomisere. Kim o milletvekili? Sebahat Tuncel. Olay da Şırnak'ta geçiyor. Islanmış hanımefendi. Hava biraz soğuk. Tabii o suyu yiyince biraz üşümüştür. Çok normal. Fakat devletin polisine gelip tokat atabiliyor. Bu hanımefendi 2007 yılında 22 Temmuz'dan önce neredeydi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Acaba hakikaten çok da merak ediyorum. Hepimiz hatırlıyor muyuz onun 22 Temmuz'undan önce nerede olduğunu? Cezaevinde, terör örgütü üyeliğinden cezaevinde yatıyordu. Ve bugün çıktı, bir polisi, emniyet amirini, bir başkomiseri çok kolayca tokatlayabildi. O tokadı bir daha gördünüz. Bu tokadı izlemek aslında ne kadar sinirinizi bozuyor farkındayım. Bozulsun efendim. Bunun için ısrarla ana haber bültenimizde de izlediniz. Yarın da ters açının konusu olacak. Orada da bol bol izleyeceksiniz. Siniriniz bozulsun efendim. Sinirimiz bozuldukça hafızamız tazeleniyor. Ben bu gerçeği yakaladım. Onun için de bu konuda biraz ısrarcı oluyorum. Devletin polisine daha 4 yıl önce, bu milletin polisine 4 yıl önce cezaevinden, örgüt üyeliğinden yatarken cezaevinden seçime sokularak, milletvekili seçilerek dışarı çıkan hanımefendinin cüretini bütün Türkiye'nin defalarca izlemesi ve artık o coğrafyada nasıl bir tehlikeyle ve gerçekle karşı karşıya kaldığımızın artık herkes tarafından tüm çıplaklığıyla izlenmesi. O tokat o polise atılmıyor efendim. O tokat hepimize atılıyor. Ve umarım yarın bir gün tokat atan vekiller yasası hazırlığı da yapılır. Bir dönem bir hazırlık yapıldı çünkü. Hemen bunun ardından, biraz daha hızlı hareket ederse arkadaşlarım, bunun ardından bu kez Batman'daki görüntüler. Orada dağdaki herhangi bir örgüt üyesinden ayırt edemeyeceğiniz o beyefendi de, o bey de yine bir BDP milletvekili Bengi, özür dilerim, Bengi Yıldız. Elindeki taş ve polise ve medya mensuplarına taş atıyor. Kim gibi? Oradaki herhangi bir gösterici gibi. Kılığı ve kıyafeti itibarıyla omzunda bir Kalaşnikov eksik efendim. O silahı eksik ve o da taşlıyor.